Evet, test 2, kazanım 2, yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutunu açıklar. Olayların birden fazla nedeni olduğu gibi birden fazla sonucu olabilir. Bir olayın birden fazla sonuca yol açması arkadaşlar çok boyutluluk olarak adlandırıldığı için boş bırakılan yere A seçeneği getirilecektir. İkinci sorumuz, dünya genelinde COVID-19 salgın hastalığının yaygınlaşmasında hastalığın oldukça bulaşıcı olması, insanların hastalığı önemsememesi ve Çin hükümetinin yeteri kadar önlem almaması etkili olmuştur. COVID-19 salgın hastalığı ile birlikte dünya genelinde birçok kişi hayatını kaybetti, insanlar sosyal hayatı kısıtlandı ve işsizlik artmaya başladı. Diğer taraftan fabrikaların eskisi kadar üretim yapamaması ve hava kirliliğinin azalmasına neden oldu. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Burada COVID-19 salgın hastalığının birçok nedeni var. Bu da olayların birden fazla nedeni olabilir ifadesini doğrular. Bir olay birden fazla sonuca yol açabilir. Baktığımız zaman işsizlik, fabrikaların kapatılması, hava kirliliğinin azalması gibi gibi. Doğru. Olaylar her zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Baktığımız zaman Covid'den dolayı hava kirliliği azalmış. Dolayısıyla olaylar her zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır ifadesi yanlıştır. Çünkü hava kirliliğinin azalması olumlu bir sonuçtur. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Üçüncü soru, günlük yaşamımızda birçok olayla karşılaşırız. Bu olaylar toplumda yaşayan her bireyin aynı şekilde etkilemez. Çünkü insanların duygu ve düşünceleri farklıdır. Çünkü insanların olaylara bakış açısı farklıdır. Çünkü olayların kişilere göre farklı sonuçları vardır. Ama olayların tek bir nedeni ve tek bir sonucu vardır ifadesi getirilemez buraya. Çünkü getirilirse çok boyutlu olmaz. Onun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Dördüncü soru, aşağıda öğrenciler reyting rekorları kuran bir yarışma programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Verilen ifadelere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yarışmaya olan bağımlılığım yüzünden sınava çalışmadım ve düşkün olamadım. Keşke yarışmayı izlemek yerine ders çalışsaydım. Bu yarışmayı hayranlıkla takip ediyorum ve yarışmanın yayınladığı günlerde çok mutlu oluyorum. Ailem yarışmayı izlediğim için ödevlerime yardımcı olmuyor. Bu durum beni çok üzüyor. Baktığım zaman bu olay odalar arasında neden sonuç ilişkisi var. Niye sınavdan düşük not almış? Çünkü yarışmayı izlemiş. Dolayısıyla burada neden sonuç ilişkisi söz konusu. Olayların bireyler üzerinde sonuçları ortaktır. Yanlış arkadaşlar. Burada pişmanlık, şurada üzüntü, burada da mutluluk var. Dolayısıyla sonuçlar farklı. Olaylar bireyleri farklı açıdan etkileyebilir dediğimiz gibi. Burada pişmanlık, şurada mutluluk, burada üzüntü olduğu için 3. öncül ve 1. öncül doğru. Ama 2. öncül yanlış olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Beşinci soru, küresel ısınma insanların yapmış olduğu çeşitli faaliyetlerin etkisiyle sera gazı salınımının artması ve dünyanın ortalama sıcaklığında artış yaşanmasıdır. Havanın kirlenmesi, sanayileşmenin artması, ormanların yok edilmesi küresel ısınmayı tetikleyen bazı durumlardır. Küresel ısınmanın birden fazla nedeninin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Küresel ısınma ile birlikte kuraklıkta artış yaşanmakta, buzullar erimekte, canlı ve hayvan türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta. Dolayısıyla birden fazla sonucu olduğu için ikinci öncül de doğru. Etki alanı da çeşitlilik gösteriyor. Yani birden çok sonucu varsa zaten etki alanı da çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla D seçeneği 1, 2, 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Altıncı sorumuz, çok boyutlu olayların özellikleri demiş. Başka olaylara neden olabilir mi? Evet. Bireyleri farklı yönlerden etkileyebilirler. Doğru. Neden ve sonuç bakımından çeşitlilik gösterirler. Doğru. Farklı duygulara sahip bireylerin aynı şekilde etkilenmesine yol açar. Duygu ve düşünceler farklıysa herkesin aynı şekilde etkilenmesi zaten beklenemez. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci sorumuz, aşırı kar yağışı nedeniyle okullar tatilde arkadaşlarımla birlikte kar topu oynadım ve kardan adam yaptım. Uzun zamandır böyle güzel bir gün geçirmemiştim. Çok mutluyum. Kar yağışı nedeniyle arabayı çalıştırmakta güçlük yaşadım. İşe geç kaldığım için müdür beyle tartıştım. Verilen ifadeleri hareketli olaylar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi olaylar iki kişiyi farklı etkilemiş. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. Olaylar bireyler üzerinde farklı etkiler yarattığı ifadesi doğrudur. Çünkü birini olumsuz, birini olumlu etkilemiş. Olayların tek bir sonucunu ortaya çıkardığında kar yağışı birinin işe geç kalmasına, diğerinin de eğlenmesine yol açtığı için yanlış. Bireylerin olaylara bakış açısının aynı olduğuna hayır. Burada zaten farklılık olduğu için yanlış. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Sekizinci sorumuz, insanların duygu ve düşünceleri farklıdır. Bu nedenle bazı kişiler olaylardan olumlu etkilenirken bazı kişiler ise olumsuz etkilenmektir. Buna göre yaşanan trafik kazasında aşağıdakilerden hangisinin olumlu etkilenmesi beklenebilir? Arabayı kullanan kişi olumsuz etkilenir çünkü kaza yapmış. Arabaların sigortalandığı şirket
para ödeyeceği için olumsuz etkilenir. Kaza yapan kişilerin akrabaları üzüldüğü için olumsuz etkilenir. Kaza yapan araçları tamir eden kişi aracı tamir edip para kazanacağı için olumlu etkilenir. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 9. soru yaşanan olaylar karşısında bazı kişiler olumlu tepkiler verirken bazı kişiler ise olumsuz tepkiler verebilmektedir. Bu durumun temel nedeni açlıktan hangisidir? Tabii ki de bireylerin duygu ve düşüncelerinin farklı olması ve yani bireylerin farklı duygulara sahip olmasıdır. B, C, D seçenekleri bu durumun nedeni değildir. Zaten yanlış bilgilerdir. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır.